hayat bizim kişiliğimiz neyse ona göre bize yansıyor. Biz artık biliyoruz değil mi bunu? Yani sen sevgi doluysan sevgi dolu bir hayat geliyor. Cömertlik doluysan cömertlik dolu bir hayat sana doğru geliyor. Ve bizim yansımamız dünya. Çevremiz bizim yansımamız. Hayat bize bir ayna gibi gösteriyor. Artık bunları biliyoruz. Bunları bildiğimize göre bu defa diyoruz ki şimdi ben kişiliğimi değiştirmem lazım. Nasıl kişiliğimi değiştirmeliyim? Yani çünkü benim kişiliğimi yansıtıyorsa bu dünya, benim bilinçaltımı yansıtıyorsa bu dünya, o zaman ben bilinçaltımı değiştirmeliyim ki hayatta değişmiş olsun eğer hayattan memnun değilsem. Öyle değil mi güzel dostlar? Yani ben madem bu olaylar benim kişiliğim ve madem bilinçaltımda doğru antılı, öyleyse bu olayı ben nasıl değiştirmeliyim? Şimdi bunun kestirme bir yolundan bahsedeceğim güzel dostlar. Bu çakralardan bahsettim ya arkadaşlar. Çakralarda mesela artık çakralarda biliyoruz değil mi? İşte kök çakra, hara çakrası, mide çakrası, kalp çakrası, boğaz çakrası, üçüncü göz çakrası, tepe çakra. Şimdi artık bunları biliyoruz ve arkadaşlar göbeğin ya da şöyle söyleyeyim kalbin altındaki çakraları biliyoruz ki dünyevi. Kalbin üstündeki çakraları biliyoruz ki ilahi boyuta doğru. Kalp tam dünya ile ilahi olan arasında, görünenle görünmeyen arasındaki köprü kalp. Yani sevgi olmadan bir tarafa adım atma şansımız yok. Şimdi çok önemli bir yere geleceğim arkadaşlar. Bir yandan vakit dolu dolu geçsin diyerek hem konuyu anlatıyorum hem de önemli yeri birazcık şöyle birkaç dakika sonra söyleyeceğim. Şimdi ve bu şöyle diyelim biz nerede olduğumuzu bilirsek arkadaşlar nereye gideceğimiz daha iyi anlarız. Yani bir yolculuğa çıkıyorsun ve nerede olduğunu bilmemiz lazım. Bu da şu demek arkadaşlar. Biz çakralarımızda hangi taraftayız? Yani biz kök çakrada mıyız? Hara çakrada mıyız? Yani hangi çakrada geziniyoruz? Eğer bir insanın hara çakrası aktifse ve sadece oraya göre hareket ediyorsa, yani cinsel çakrası aktifse ve sadece oraya göre hareket ediyorsa o cinsellikten başka bir şey düşünemez. Ve hayat orada döner. Şimdi biz o orada duruyorsa o zaman daha sen işte mide çakrasına geçemezsin, kalp çakrasına geçemezsin. Çünkü şimdi yavaş yavaş sır anlatacağım arkadaşlar. Böyle bir toparlayıcı olsun diyerek genel bir şey çiziyorum. Genel bir ne çiziyorum? İşte bir şey çiziyorum neyse yani. Şimdi biz de arkadaşlar burada aslında her şey dengede ya arkadaşlar. Gece ve gündüz zıtlığıyla beraber var ya. Bizim tüm enerjilerimiz 6. çakra. 3. göz çakrasından gelir. Bu 6 kök çakra ne? 1. Yani şimdi buradan gelen oradan çıkar. Yani buradan enerji alırız. 6. çakrada enerji alırız ve kök çakradan da enerji veririz. Buradan ilahi olandan dışarıdan enerji alırız. Oradan da veririz. Bir dengeyle gider yani. Ama tepe çakra ise tam 7'dir. Onun sayısı 7'dir. Yani onun mesela diğer çakraları dengelerken hep toplamının 7 olması önemliyken tepe çakra ise kendi başına yeridir. Onun bir zıttı yoktur. Onun bir zıttı yoktur ne demek? Hayatta her şeyin zıttı var değil mi arkadaşlar? Yani hani gece gündüz diyoruz ya siyah beyaz diyoruz. Her şeyin zıttı var ama Allah'ın zıttı yoktur. Yaratıcı olan zıttı yoktur. Ve tepe çakranın zıttı yoktur. Orası ilahi boyuta adım atmak. Ve oraya geçiş köprüsü de 3. gözdür. Oraya adım atmak için 3. göz tarafına atlamamız gerekir. Şimdi bizler yani arkadaşlar kişiliğini değiştirmek istiyorsun. Sırrı veriyorum. Kişiliğini değiştirmek istiyorsun. Hayatı değiştirmek istiyorsun. Kararlarını değiştirmek istiyorsun. Ve verdiğin kararlarda artık verdiğin kararlar niyetlerin hayatına geçmiş olsun istiyorsun. Onlar uygulamada olsun istiyorsun. Bunun yolu 3. göz çakrasından geçer. Ya şöyle düşünebilirsin. Mesela sırrı veriyorum dediğim yer arkadaşlar başlıyor. Çok önemli bir karar verirken ne yapıyoruz? kaşlarımızı çatıyoruz değil mi? Hiç dikkat ettin mi buna? Biz ne zaman bir karar verecek olsak arkadaşlar, üçüncü gözümüzle karar veririz. Orası aktifleşir. Böyle bir kaşlarını çatarsın ve ondan sonra kararlar verilir. Biz tabii nasıl diyelim, orası arkadaşlar hem her kararın alındığı yerdir hem de çok naiftir, yumuşaktır. Yani orası bizim sözümüzü dinlemez. Biz arkadaşlar bakın bir daha söylüyorum, kişiliğimizi değiştirmek istiyoruz. Kişiliğimizi değiştirmek istiyoruz. Kararlarımız artık aktif halde olsun istiyoruz. O zaman yapmamız gereken şey, o her şeyin değiştiği yer üçüncü gözdür arkadaşlar. Her şeyin değiştiği yer üçüncü gözdür. Ve orada önemli bir durum var şimdi bizim için. Ne o önemli durum? Tüm her şey orada değiştireceğiz ya. Nasıldı arkadaşlar? Çakralar nasıl aktif hale geliyordu? Dikkat arkadaşlar çakraların besinidir. Dikkat çakraların yakıtıdır. Yani nasıl demeliyim bunu? Mesela diyelim ki nefesine odaklan dediğimde, nefesine dikkat et dediğimde ne yapıyorsun? Nefesimiz daha fazla derinleşiyor değil mi arkadaşlar? Mesela şu anda nabzına odaklansan, nabzın daha hızlı atmaya başlar. Ne kadar odağını arttırırsan o kadar çok hızlı artmaya başlar. Şimdi biz de arkadaşlar üçüncü göze odaklandığımız zaman, oraya derinlemesine baktığımız zaman, her şeyi bırakıp oraya dikkat kesildiğimiz zaman, işte o zaman hayatta aldığımız kararların aktifleşme zamanı gelmiştir. Oraya dikkatimiz yoğunlaştıkça hayatta aldığımız kararlar ve niyetler çok hızlı bir şekilde uygulamaya geçer. Yani şöyle bir şey, ya ben yapamıyorum, bana zor geliyor dediğin zaman işte bu hayatımızda doğrulantılı bir karar veriyoruz arkadaşlar. İsteklerimiz, niyetlerimiz, hayallerimizle alakalı bir karar veriyoruz. Kusursuz bir şekilde üçüncü gözüne odaklandığın zaman isteklerin uygulama haline geçer. Niyetlerin uygulama haline geçer. Tüm kararlar arkadaşlar üçüncü gözümüzde alınır. Farkındayız da değil. Mesela hani yerin çekim kuvveti var ya, yerin çekim kuvveti var. Farkındasın ya da değilsin, var. Yani eline aldığın bir nesne bıraktığın zaman düşer. Farkında ol ya da olma. Şimdi bizler arkadaşlar tüm kararlarımızı üçüncü gözle alırız. Ve önemli bir şey verirken fark etmeyiz. Hep oraya odaklanmışızdır. Önemli bir şey ya karar verirken. Önemli değil. Herhangi bir karar verirken. Onun için böyle kaşlarımızı çatarız. Şimdi bize gerekli olan şey güzel dostlar. Niyetlerinizi yazdınız. İsteklerimizi yazdık. Hayallerimizi yazdık. İnançlarımızı yazdık. Çok önemli şeyler yazdık değil mi arkadaşlar? Yalnız burada önemli olan tarafta şu. Neyle dolusun sen? Eğer sen korkuyla doluysan daha üçüncü göze gidemezsin. Eğer bağımlılıkla bir yere, kalbin bağımlılıkla bir yere bağlanmışsa üçüncü göze gidemezsin, özgürleşemezsin. Şimdi bakın arkadaşlar, eskiden bazı kabilelerde böyle hani Yeli halk denilen var ya, Yeliler falan değil mi? Bazı kabileler derlermiş ki biz karnımızla düşünüyoruz. Yani onlar düşüncenin başta olduğunu fark etmezlermiş. Çünkü arkadaşlar inanç, bir şeye inandığın zaman düşünmene gerek yok. Körü körüne bağlı olan kişiler, onlar karınından düşünen kişilerdir. Körü körüne bağlanmıştır artık. Onun için o körü körü bağlılıktan dolayı arkadaşlar hayatta çok sıkıntılar yaşarız. Yeniliklere açık olamayız. Körü körüne bağlılık, fanatiklik nerede varsa orada her zaman sıkıntı vardır arkadaşlar. Düşünceye gerek yok diyor çünkü. Şimdi biz de diğer çakralarımız, yani üçüncü gözün altındaki çakralar aktif olacak, yerinde olacak, seni sıkıntıya sokmayacak ki biz üçüncü göze ve oradan da ilahi boyuta adım atabilelim. Bir daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Kişiliğimizin değiştiği yer üçüncü göz çakrasıdır. Kararlarımızın alındığı yer üçüncü göz çakrasıdır. Kararlarımızın uygulamaya geçtiği yer üçüncü göz çakrasıdır. Ve biz kusursuz bir şekilde, olması gerektiği şekilde oraya odaklandığımız zaman, işte o zaman da kararlarımız normal hayata dönmüş olur. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın.